Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 20. sözün 2. makamı. İki mühim suale karşı iki mühim cevap. Birincisi, eğer desen, madem Kur'an beşer için nazil olmuştur, neden beşerin nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor? Yalnız gizli bir remz ile, hafi bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor. Eğer desen, madem Kur'an beşer için, insanlık için nazil olmuştur, Allah tarafından indirilmiştir, neden beşerin nazarında, insanların nazarında en mühim olan medeniyet harikalarını tasrih etmiyor, ap açık ifade etmiyor, yalnız gizli bir remz ile, hafi bir ima ile, hafif bir işaretle, zayıf bir ihtar ile iktifa ediyor? El cevap. Tabi bu mevzunun en sonu, mevzunun başında üstadımız diyor, Kur'an-ı Hakim'de yaş ve kuru ne varsa vardır. Yani her şey Kur'an'da mevcuttur. Fakat her şey, herkes, her şeyi içinde göremez. Belli nispet ve derecelerde bulunur. Ancak işin ehilleri o ince ve hassas noktaları görebilirler. Ayrıca diyor üstadımız, Kur'an'da medeniyet harikalarına da teknolojik gelişmelerinde işaretler var. Bir diyor hadisat-ı tarihiye, tarihi bazı hadiseleri anlatırken o medeni gelişmelerden haber veriyor. Veya diyor peygamberlerin mucizelerini nazara vermekle o havarık sanata, sanat harikalarına veya o terakkiyat-ı beşeriyeye haber veriyor, anlatıyor, misaller veriyor. Onlardan, mucizat-ı enbiyadan bazı misaller vermiş. Süleyman Aleyhisselam'ın havada tayaran ile uçma ile havaya binerek 3 aylık mesafeyi bir günde gidip gelmesinden bahsetmiş. Üstadımız orada diyor ki, nasıl ki Süleyman Aleyhisselam'ın o güzel ahlakına uymaya, benzemeye Kur'an tasrih ediyor, teşvik ediyor. Aynı onun gibi onun elindeki bu terakkiyat-ı maddiyeye de benzemeye çalışınız diye emri var. Yani en nihayet hududunu o mucizelerle Cenab-ı Hak çizerken beşere de diyor ki o peygamberlere ahlaken, edeben, güzel cihetlerle, ibadet cihetinde benzemeye çalıştığınız gibi onların maddi noktadaki rehberliklerine de yetişmeye ve yanaşmaya çalışınız. Keza Musa Aleyhisselam'ın bir asayla taşa vurup oradan su çıkarmasından medeniyetin santrifüj aletlerine veya İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, şifası olmayan hastalıklara devalar vermesi hep işarettir ki diyor, kainatta her derde derman yaratılmış, siz de ne yapın? İsa Aleyhisselam'ın yolunda, izinde gidip her derdin dermanını kainatta arayın. Keza demirin yumuşatılması veya Süleyman Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını sureten yanındakilerin sesleriyle ve maddesiyle tahtı getirmesiyle maddenin naklinden haber vermesinden, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşüp yanmaması, kendi yanmadığı gibi gömleği de yanmıyor,
Demek kainatta ateşe karşı dayanıklı malzemeler var. Onları bulun, ateşin şerrinden siz de kurtulursunuz gibi. Veya İbrahim Aleyhisselam'ın imanının neticesi onu nasıl ateşten kurtarıyor? Siz de ahiretteki cehennemin şiddetinden ve dehşetinden iman elbisesini giymekle kurtulursunuz gibi dersler var. Bu da çok uzun uzun. Bunlar inşallah başka zaman okunur. Fakat burada çok antika cevaplar veriyor üstadımız. Hani biz bazen insanların nazarına böyle bir mana geliyor. Niye Kur'an bunları sarih, apaçık, işte 20. yüzyılda bunlar bulunacak dememiş. Sarih söylememiş de işaret nev'inde söylemiş. Hikmeti nedir? El cevap, çünkü medeniyeti beşeriye harikalarının hakları bahsi Kur'an'da o kadar olabilir. İnsanların medeniyet harikalarının hakları Kur'an'ın bahisleri içinde hakkı ancak o kadar olabilir. Yani sarih ifade etmeye liyakatları yok. Ancak işaretlerle, remizlerle, imalarla. Neden? Zira Kur'an'ın vazife-i asliyesi, Kur'an'ın asıl vazifesi daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir. Yani yine bir sayfa evvelinde çok antika bir cümle söylüyor. Yani belki de yani bütün kainatın yaratılış sırrı, insanın yaratılış sırrını bir cümle ile üstadımız ifade ediyor. Diyor, şu kainattan maksat, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti külliye-i insaniyedir. Şu kainattan maksat nedir? Cenab-ı Hak rububiyetini göstermek istiyor. Bütün esma, sıfat, şuunatını şu kainatta sergileme, göstermek istiyor. Gizli olan hazinelerini göstermek istiyor. Peki bu göstermeye, bu tezahürata karşı, Rablığının tezahürüne karşı insana düşen vazife ne? Külli bir ibadet, ubudiyet, kulluk ile mukabele. Yani bütün esma-i hüsnayı, sıfat-ı kutsiyeyi, şuunat-ı rububiyeti ne yapacak? Temaşa edecek, tefekkür edecek, bütün kainat namına Allah'a onları takdim edecek. Böyle bir külliyeti var. Onun için Kur'an'ın ana maksadı bu. Allah'ın rububiyetinin tezahürünü, orada tecelli eden esmayı, sıfatı, şunatı göstermek, anlatmak ve bunları insan nasıl yapacak, nasıl bir külli ibadete mazhar olacak, onun detaylarını ne yapacak? Kur'an anlatacak. Çünkü asıl gaye, asıl maksat bunlar. Kur'an'ın vazife-i asliyesi, daire-i rububiyetin kemalat ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini talim etmektir, öğretmektir. Öyleyse şu havarık-ı beşeriyenin, insanların harikalarının, yani anlıyorsunuz medeniyet, teknolojik gelişmelerin, o iki dairede hakları, yalnız bir zayıf rems, bir hafif işaret ancak düşer. Çünkü onlar daire-i rububiyetten, Cenab-ı Hakk'ın Rablık, yaratıcılık, terbiye edicilik dairesinden haklarını isteseler, daire-i rububiyete gitseler, deseler ki bize de kelamında bir hakkı kelam, konuşma hakkı ver deseler, o vakit pek az hak alabilirler. Mesela, Üstad burada bir haşiye koymuş, diyor ki şu ciddi meseleyi yazarken ihtiyarsız olarak kalemim üslubunu şu latif latifeye çevirdi. Ben de kalemimi serbest bıraktım, ümit ederim ki üslubun latifliği meselenin ciddiyetine halel vermesin. Neymiş o latife? Tayyare-i beşer, insanların yaptığı uçaklar, Kur'an'a dese bana bir hakkı kelam ver, ayatında bir mevki ver. Elbette o daire-i rububiyetin tayyareleri olan,
seyyarat, gezegenler, yıldızlar, arz, dünyamız, kamer, ay, Kur'an namına diyecekler. Burada cirmin kadar, büyüklüğün kadar bir mevki alabilirsin. Yani bir uçağın büyüklüğü ne ki ya? Ayın yanına koy, dünyanın yanına koy, yıldızların, gezegenlerin yanına koy. Ne yapar ki ya? Demek Cenab-ı Hak, yani o daire-i rububiyette ancak o uçağın kapasitesi ne kadar? O kadar hakkı kelam vermiş. O da ancak zayıf bir işaret, hafif bir ima düşüyor. Ne kadar güzel. Eğer beşerin tahtel bahirleri, insanların yaptığı denizaltılar, ayat-ı Kur'aniyeden mevki isteseler, o dairenin tahtel bahirleri, o rububiyet dairesinin denizaltıları, yani bahri muhiti havaide, yani hava denizinde, hava okyanusunda ve esir denizinde yüzen zemin ve yıldızlar ona diyecekler. Yanımızda senin yerin görünmeyecek derecede azdır. Eğer elektriğin parlak yıldız misal lambaları hakkı kelam isteyerek ayetlere girmek isteseler, o dairenin elektrik lambaları olan şimşekler, şahaplar ve gökyüzünü ziynetlendiren yıldızlar ve misbahlar diyecekler, ışığın nispetinde bahis ve beyana girebilirsin. Işığın nispetinde. Eğer havarık-ı medeniyet, dekaiki sanat cihetinde, sanat inceliği cihetinde haklarını isterlerse ve ayetlerden makam talep ederlerse, o vakit bir tek sinek onlara susunuz diyecek. Benim bir kanadım kadar hakkınız yoktur. Zira sizlerdeki beşerin cüz-i ihtiyarıyla kesmedilen bütün ince sanatlar ve bütün nazik cihazlar toplansa, benim küçücük vücudumdaki ince sanat ve nazenin cihazlar kadar acip olamaz. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâh لَنْ يَخْلُكُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ اِلَى ahir ayeti sizi susturur. Eğer o harikalar, hani rububiyet dairesini böyle anlattı, kısaca geçti, şimdi ubudiyet dairesine geliyor. Eğer o harikalar daire-i ubudiyete gidip, o kulluk, ibadet dairesine gidip, o daireden haklarını isterlerse, o zaman o daireden şöyle bir cevap alırlar ki, sizin münasebetiniz bizimle pek azdır. Ubudiyet dairesi cevap veriyor. Sizin münasebetiniz bizimle pek azdır ve dairemize kolay giremezsiniz. Neden? Çünkü programımız budur ki, ubudiyet dairesinin cevabı bu. Programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Dünya misafirhane, yani devamlı kalınacak bir yer değil. Dünya hakikatte imar edilecek, yani her şeyini sarf edip de sanki ebedi kalacaksın gibi bulunacak bir mekan değil. Her sabah bir melek bağırırmış. Lidu lil mevti vednu lil harab. Yani hayretle melek diyor ki, Allah Allah. Ölmek için dünyaya geliyorlar. Yıkılmak için bina yapıyorlar. Allah Allah. Yani melek bile acayibine gidiyor yani. Öleceksin ya. Böyle kim anlatıyor? Kardeşlerden biri anlatıyor. 60 yaşında bir adam böyle bina yaptırıyormuş da, sormuş müteahhite, bu yapılan bina ne kadar idare eder? 100 sene bir şey olmaz. Ha iyi, tamam demiş. 100 sene yaşayacak ya adam. Tamam demiş. 100 sene idare ediyorsa, hani 160 yaşına kadar yaşayacak yani. Hiç öyle değil. Üstadımızın yanına birisi gelmiş. Böyle Bayram Güzel abi anlatıyordu, Allah rahmet eylesin. Demiş ki, ben apartman yaptıracağım demiş. Üstada diyor. Üstad demiş, kardeşim kıyamet çok yakın. Sen boş ver apartman demiş üstad. Başını sokacak bir yerin varsa şükret, ibadetine, hizmetine devam et. Yok demiş, ben apartman yaptıracağım. Üstad demiş, kıyamet yakın. Başını sokacak bir yerin varsa, yok ben apartman yaptım. 2 gün sonra vefat etmiş. Kıyameti kopmuş adam.
için kıyamet kopmadan. Onun için vazifemiz neymiş? Bak programımız budur ki dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı, lazım olan ahirette bize lazım olan şeyleri tedarik etmekle mükelleftir. Onlarla sorumluyuz. Ahirette bize lazım olacak şeyleri bu dünyada biz almaya onun için gelmişiz yani. Hani üstadımız diyor, dünya ehlince güzel addedilen şeyler orada çirkindir diyor. Hani burada bizim çok böyle kıymet verdiğimiz, ehemmiyet verdiğimiz şeylerin ahirette ne yok? Hiç hesabı, kitabı, hiç kıymeti, değeri yok ya. Burada para geçiyor ama orada geçmiyor ya. Burada şöhret geçiyor ama orada geçmiyor. Burada dayı geçiyor ama orada dayı geçmiyor, torpil geçmiyor ya. Burası bambaşka bir alem. Oraya lazım olan şeyleri burada tedarik etmekle insan mükelleftir, sorumludur. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Yani sadece şu cümleyi biz alemimize böyle alsak. En ehem, en mühim, en ehemmiyetli ve elzem, en lüzumlu işler takdim edilecektir. Yani birinci sıraya alınacaktır. Öne alınacaktır. Şimdi biz her sabah kendi alemimize şöyle desek ya, benim için en mühim, en lüzumlu şey nedir? Ben onları ihmal etmeyeceğim. Peki bizim için en mühim şeyler nedir? Para mı? Başkaları beğensin, başkaları iyi desin mi? Nedir ya bizim için en büyük mesele? İkinci Dünya Savaşı olmuş. Tabi üstad yapmıyor, biz onu yapamıyoruz da biz illa böyle bir kulağımız kayıyor radyoya, televizyona, acaba haberlerde ne olmuş, şu ne yapmış, bu ne yapmış merak ediyoruz da tabi üstad böyle nasıl bir mana anlamışsa İkinci Dünya Savaşı oluyor değil mi? Merak edip 7 sene sormamış ya. Çünkü sormuşlar talebeleri, demişler bundan daha büyük bir mesele mi var? İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir mesele mi var? Yoksa onunla meşgul olmanın bir zararı mı var? Üstadımız diyor, evet ondan daha büyük bir davamız var. Nedir? İnsanın iç içe geçmiş daireler gibi vazifeleri var. En küçük daire kalp dairesi, onun üzerinde mide, onun üzerinde ceset, onun üzerinde hane, sonra mahalle, şehir, Türkiye, memleket, ta dünya zihayat dairesine kadar vazifeler var. En küçük dairede daimi, en mühim, ehemmiyetli vazife var. En büyük dairede ise muvakkat, geçici ve ehemmiyetsiz vazife var. Fakat diyor, maalesef en küçük daire olduğu için, halbuki en büyük vazife olduğu halde, umumen ne oluyor? İhmal ediliyor. Her bir müminin başına, her bir insanın, hususan her bir müminin başına nasıl bir dava açılmış? Küre-i arz kadar, dünya kadar, yer küresi kadar, bağlar ve kasırlarla müzeyyen bir cenneti, ebedi bir saadeti kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer diyor Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o davayı kazanmak için bila tereddüt. Sadece. Öyle büyük bir dava başımızda. Onun için en büyük meselemiz bu. Yine Üstad'ın öyle bir ifadesi var Ayet-el Kübra'da. Diyor, en mühim, en ehemmiyetli vazifemiz diyor, imanımızı taklitten tahkika çevirip kuvvetlendirmektir. En mühim vazifemiz bu yani. Kalp dairesi. Evet, bir de okuyalım. Programımız budur ki, dünya bir misafirhanedir. İnsan ise onda az duracaktır. Ve vazifesi çok bir misafirdir. Ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lazım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehem ve en elzem işler takdim edilecektir. Halbuki siz ekseriyet itibarıyla, çoğunluk itibarıyla şu fani dünyayı bir makarr-ı ebedi, ebediyen kalınacak bir yer, noktayı nazarında ve gaflet perdesi altında dünya perestlik hissiyle işlenmiş bir suret
sizde görülüyor. Yani sanki ahiretteki o keyfi, rahatı, konforu dünyada istemek, sanki cenneti dünyaya getirmek gibi bir halet sizde görülüyor. Öyleyse hakperestlik ve ahireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lakin, bir lakini var. Yani ana maksat noktasında bunlar söyleniyor. Yoksa yani hiç müminler yapmasın, çalışmasın, ilerlemesin, gelişmesin, teknolojide geri kalsın, sadece namazını kılsın, ibadetini yapsın. Sadece bu mana değil yani. Birinci maksadımız Allah'a iman ve ubudiyettir. Onu tanımak ve tanıttırmaktır. Fakat bu yola giderken bunları unutmamak şartıyla, yine bundan önceki bahislerde vardı, ubudiyetinizi diyor ihmal etmemek şartıyla öyle çalışınız diyor. Ta dünyanın her köşesinin bütün seslerini, görüntülerini işitebilir, görebilir, bilebilir bir hale gelin. Ama ubudiyet vazifesini unutmamak şartıyla. Bütün o çalışmanızı ahiret namına yapmak şartıyla. Hani yine üstadımızın öyle mesela demir yolu işçileri çalışıyormuş. Üstad oradan geçerken üstadı görünce ziyaretine gelmişler. Üstadımız demiş, siz çok mühim bir hizmette çalışıyorsunuz. Bir günlük mesafeyi birkaç saate indirecek bir hizmette, insanlara menfaatli bir işte çalışıyorsunuz. Eğer demiş namazınızı kılarsanız bu çalışmanız da ibadet olur demiştir. Şeker fabrikasından ziyaretine gelmişler üstadı. Üstad demiş ki siz beşerin zaruri ihtiyacına çalışıyorsunuz. Şeker demek zaruri ihtiyaçlardan abi yani. Siz demiş beşerin zaruri ihtiyacı için çalışıyorsun. Eğer namazınızı kılarsanız bütün çalışmanız ibadet olur demiş. Bu şeyi, onun için lakini var. Lakini de okuyalım. Eğer kıymetdar bir ibadet olan sırf menfaat-ı ibadullah için, Allah'ın kullarının menfaati için ve menafi umumiye, umumun menfaati ve istirahat-ı âmmeye, umumun istirahatına ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet, azınlık teşkil eden muhterem sanatkarlar ve mülhem keşraflar arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara şu remiz ve işarat-ı Kur'aniye sayeye teşvik, çalışmaya teşvik ve sanatlarını takdir etmek için elhak, kafi ve vafidir. İkinci suale cevap, eğer desen, şimdi şu tahkikattan sonra şüphem kalmadı ve tasdik ettim ki Kur'an'da sair hakaikla beraber, yani o rububiyet dairesinin hakikatları, ubudiyet dairesinin vazifelerine dair bütün o hakikatlerle beraber medeniyeti hazıranın harikalarına ve belki daha ilerisine, yani tam son hedef, son gayelerine işaret verimiz vardır. Dünyevi ve ukrevi saadet-i beşere lazım olan her şey değeri nispetinde içinde bulunur. Fakat niçin Kur'an onları sarahatle zikretmiyor, açık açık niye söylemiyor? Ta muannit kafirler dahi tasdika mecbur olsunlar, kalbimizde rahat olsun. Ya niye bu kadar zahmet çekiyoruz? Kur'an açık açık söyleseydi, aha bak Kur'an'da da var deseydik, mecbur kalsalardı onları da tasdik etselerdi, biz de uğraşmasaydık yani onlara aman izah edelim, aman ispat edelim, aman ikna edelim diye de uğraşmasaydık. Niye böyle sarih açık söylememiş? El cevap, din bir imtihandır. Teklif-i ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı aliye ile ervah-ı safile müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Yani biz bazen ya işte neden böyle oldu, neden şöyle oldu? Bazı böyle sevdiğimiz insanlar da oluyor. Bakıyorsun kabiliyetli ya diyoruz. Keşke bu adam da böyle namazında, niyazında, ibadetinde olsa veya bazı akrabalarımız olur, keşke olsa diye istiyoruz. Anlatıyoruz. Bir numara olmuyor, bazen üzülüyoruz yani. Onun için bu kaydı da unutmamak lazım. Din bir imtihandır.
teklif-i ilahi bir tecrübedir. Ta ervah-ı âliye ile yüksek ruhlar ile, ervah-ı saf ile alçak ruhlar müsabaka meydanında birbirinden ayrılsın. Nasıl ki bir madene ateş veriliyor, ta elmasla kömür, altınla toprak birbirinden ayrılsın, öyle de bu dar imtihanda olan teklifat-ı ilahiye bir iptiladır ve bir müsabakaya sevktir ki istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i aliye ile mevadd-ı süfliye birbirinden tefrik edilsin. Az önce birinci dersi de geçmişti. Öyle bir cümle söyledi üstadımız. Hakikaten çok antika bir cümle. Hayatımızda hep yaşadığımız bir mana bu. Demişti orada, müsabaka ve imtihan neşv-ü nemaya sebeptir. Her imtihan bizim neyimiz içindir? Gelişmemiz içindir. Yani ilkokul birden başladık değil mi imtihanlara? O imtihanlar bizi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, ortaokula değil mi, liseye? O imtihanlar bizi üniversiteye, imtihanlar devam ettiği müddetçe ne var? Ta adam profesörlüğe kadar çıkabiliyor değil mi? Her bir imtihan aslında nedir? İnsanların yükselmesi içindir. Ama tabi bazıları var, zor geliyor. Adam birinci sınıftan, arka kapıdan veya ilkokul terk, orta terk, lise terk, üniversite terk oluyor yani. Kabiliyetleri daha inkişaf etmiyor, gayret etmiyor, ciddiyeti göstermiyor. Öbürü gibi ne olamıyor? Olamıyor yani. Onun için bu dünyada bir imtihandır. Bu imtihandan maksat insanların kabiliyetlerinin açığa çıkmasıdır. İşte bazıları sebat ediyor, devam ediyor, sıkıntılara, zahmetlere katlanıyor. Ne oluyor? Devamlı o imtihanlar onu terakki ettiriyor. Ruhundaki kabiliyetleri elmas derecesine çıkartıyor. Bazıları da bazı şeylere tahammül edemiyor. Arka kapıdan kömür oluyor yani. Cenab-ı Hak bizi kömür olmaktan muhafaza etsin. Amin. Ya, onun için demek imtihan var. Onun için sarih söylenmiyor. Madem Kur'an bu dar imtihanda bir tecrübe suretinde, bir müsabaka meydanında beşerin tekemmülü, insanlığın kemale ermesi için nazil olmuştur. Elbette şu dünyevi ve herkese görünecek umuru gaybiye istikbaliyeye yalnız işaret edecek ve hüccetini ispat edecek derecede akla kapı açacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Demek akla kapı açacak, insanın iradesini elinden almayacak. Eğer sarahaten zikretse sırrı teklif bozulur. Yani Allah için kolay. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misüllü bir bedahete girecek. Yani Allah için çok kolay. Hani ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Yerde gökte ne var? Bütün varlıklar ne yapıyor? Tesbih ediyor, hamd ediyor. E veli zatlar manevi makamlara çıkınca bütün o tesbihatı işitiyor. Yani öyle bir tesbihat var. Ha ama belli bir manaya çıkana Cenab-ı Hak işittiriyor, gösteriyor. Cenab-ı Hak'ın kudretinde kolay. Herkese işittirir miydi? Bütün zerre la ilahe illallah, adamın kalbi la ilahe illallah, ciğerlerden sesler geliyor her taraftan. E adam mecburen eşhedü en la ilahe. E maksat o değil ki ya. Maksat imtihan ediyor. Çalışkanla tembeli ne yapacak? İyi ile kötüyü birbirinden ayıracak. Onun için açık, sarih, net yapmıyor yani. Onun için peygamberleri bile o kadar mucizeler gösterdikleri halde inkar edenler çıkmış ya. Çünkü bedaheten olmamış. Onlara da kapı bırakılmış ya. İman edecek veya iman etmeyecek kapılar bırakılmış. Evet. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misüllü bir bedahete girecek. O zaman herkes ister istemez tasdik edecek. Müsabaka olmaz, imtihan fevt olur. Kömür gibi bir ruh ile elmas gibi bir ruh beraber kalacaklar. Ne gibi? Ebu Cehil-i Lain ile Ebu Bekir-i Sıddık müsavi, denk görünecek eğer öyle olmazsa.
imtihan olmazsa sırrı teklif zayi olacak. Teklifin, imtihanın, müsabakanın sırrı da ortadan kalkmış olacak. Kömürle elmas beraber eşit olacak olmaması lazım. Elhasıl Kur'an-ı Hakim hakimdir. Ne demek? Her şeye kıymeti nispetinde bir makam verir. İşte Kur'an 1300 sene evvel istikbalin zulümatında müstetir, örtülü ve gaybi olan, görünmeyen, bilinmeyen semerat ve terakkiyat-ı insaniyeyi, insanların ilerlemelerini, neticelerini, yaptığı işleri, eserlerini görüyor ve gördüğümüzden ve göreceğimizden daha güzel bir surette gösterir o peygamberler mucizeleriyle. Demek Kur'an öyle bir zatın kelamıdır ki bütün zamanları ve içindeki bütün eşyayı bir anda görüyor. İşte mucizat-ı enbiya yüzünde parlayan bir lem'ayı i'acaz-ı Kur'an. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an ve fikna li hizmetihi fi kulli anin ve zaman. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuahidina in nesina ev ahtana. Allahümme salli ve sellim ve barik ve kerrim ala seyyidina ve mevlana Muhammedin abdike ve nebike ve rasulike nebiyil ümmi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve alen nebiyyine vel mürselin vel melaiketil mukarrebin vel evliyai ve salihin efdale salatin ve eskâ selamin ve emmâ berekat biadedi süveril Kur'ani ve ayatihi ve hurufihi ve kelimatihi ve manihi ve işaratihi ve rumuzihi ve delalatihi. Vağfir lana ve erhamna ve tuh bina ya ilahena ya halikana bi külli salatin minha bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah.